Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Nisan Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Berlin'de her 6 gençten biri meslek eğitimini bırakıyor. Berlin'de 2023 yılında meslek eğitimi yapan gençlerin yaklaşık %15,6'sı eğitimlerini tamamlamadan bıraktı. Berlin'de Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2023 eğitim yılının sonuçlarına göre feshedilen sözleşmelerin ardında yatan nedenler arasında İşletmelerde ve meslek okullarında yaşanan devamsızlıklarla yanlış meslek seçimleri ön plana çıkıyor. Gençlerin yeterli bilgiye sahip olmaması yanlış kararlar almasına sebep oluyor. Daha sonra edindiği tecrübeyle yanlış karar verdiğini düşünen gençler meslek eğitimini yarıda bırakıyor. İHK Başkan Yardımcısı Şpika, yüksek orandaki sözleşme fesi tüm eğitim paydaşlarının üzerinde düşünmesi gereken bir sorunu gözler önüne seriyor dedi. Eğitim sistemini güçlendirip cazip hale getirmek için okullarda meslek tanıtımının iyileştirilmesi ve gençler için uygun fiyatlı konut imkanlarının sağlanması gibi çözümler önerildi. Değerli dinleyiciler bu haberi okuyunca çalışmanın önemli olduğu kültürüyle büyümüş insanların gördünüz mü yeni nesil tembel çalışmak istemiyor diye kükrediğini duyar gibiyim. Bunu anlaşılır hale getirmek için Münster Üniversitesi'nden politik vissanshaflerin ve sosyologin Friedrich e Hardring'e kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Friedricha Hardering'in Max programında yaptığı açıklamaya göre ilk başta bu bir kuşak çatışması gibi görünüyor ve eğer araştırmaya olaya çok farklı bir açıdan bakan araştırmalara gerçekte ne olup bittiğine bakarsanız o zaman gerçekte olanın kuşak çatışması olmadığını görürsünüz. Çünkü böyle bir şey yok. Aslında bunun arkasında olan şey yaş faktörleridir. Yani insanların nasıl çalışmak istediklerini sorarsanız bunun yaşla büyük ölçüde ilgisi vardır. Yani genç insanlar aslında iş hayatında biraz daha az çalışmak isteme eğilimindedirler. Orta yaş yaşamın bu evresinde iş gerçekten çok önemlidir ve ilerleyen evrede işin önemi yine azalır. Bu da kuşaklar çatışması değil bir yaş çatışması olduğu anlamına gelir. İşte tam da bu doğrultuda eğer şimdi bir kuşağa özel tedbirler alırsak 10 yıl sonra bu tedbirlerin hiçbir faydası olmaz. Çünkü çalışma tutumunun yaşamın evreleriyle çok ilgisi var. Ancak bir başka eğilim daha var ki o da çalışmanın toplum genelinde giderek daha az önemli hale gelmesi. Ancak boş zaman daha önemli hale gelme eğiliminde ve bu da sadece tek bir kuşağı değil herkesi etkilediği anlamına geliyor. Bu bağlamda klişelerle çok fazla uğraşıyoruz ve bunlar yanlış bir imaj yaratıyor. Hepimizi neyin birleştirdiğini ve ortak noktalarımızı görmek ve her yaş grubunda istekli ve performans gösterebilecek insanlar olduğunu görmek çok daha önemli. Haftada 4 gün çalışmayı genç insanlar istiyor. Bu farklı yaş gruplarının aslında istediği esnekliğin tipik bir örneği. Bu yüzden bunu her zaman tek bir nesille sınırlamak doğru olmaz. <laughs> Almanya'da görevde olan 400'den fazla polisi hakkında aşırı sağ görüşlü oldukları şüphesiyle soruşturma yapılıyor. Stern ve RTL tarafından 16 eyaletin İçişleri Bakanlığından elde edilen bilgilere dayanarak yapılan araştırmaya göre eyaletlerde görevli 400 polisin aşırı sağ görüşlü olduğu ya da çeşitli komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma veya disiplin soruşturması geçirdikleri belirtildi. 4 eyaletten güncel rakamlar sağlanamadığı için gerçek sayının daha yüksek olması bekleniyor. Hükümet temel geçim güvencesi konusunda tartışmaya devam ediyor. Almanya'da yaklaşık 3 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşarken FDP ve Yeşiller aylardır onlara en iyi nasıl yardım edilebileceğini tartışıyor. Özellikle çocuklar için Temel Geçim Güvencesi yani Kindergrundsicherung ile ilgili yasada çocuk yardımı, sosyal yardım ve çocuk parası yardımı da dahil olmak üzere çeşitli devlet yardımlarının bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Trafik Işığı Hükümeti bunun için 2025'ten itibaren yılda ek 2 milyar 400 milyon euro ayrılması konusunda anlaştı. Reformun uygulanması için kaç personelin istihdam edileceği veya gerekli olduğu konusu ise hala belirsiz. Aile Bakanlığı 5 bin personelin gerekli olduğunu düşünürken FDP buna şiddetle karşı çıkıyor. Almanya'da her 5 çocuktan birinden fazlası yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Planlanan çocuklara yönelik temel geçim güvencesi uygulamasıyla yardımın daha hızlı, daha kolay ve otomatik olması gerekiyor. Ancak trafik ışığı partileri arasında anlaşmazlık nedeniyle yasa başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şansölyenin bu durumda sesini duyurması gerekiyor. Çünkü yasa taslığı geçen yılın Eylül ayının sonunda bakanlığa kurulu tarafından kabul edildi. Ancak başbakan da dahil olmak üzere o zamandan beri pek bir şey yapılmadı. Anlaşmazlık iş ve işçi bulma kurumlarında aile hizmet merkezi olarak adlandırılan ve 5000 yeni çalışana ihtiyaç duyacak yeni bir kurumun oluşturulması etrafında dönüyor. Yeşiller bu öneriyi desteklerken FTP karşı çıkıyor ve bunun yerine dijital bir portal öneriyor. Bu konuda Yeşiller Partili politikacı Andreas Audrich ise şunları söylüyor. Kindergrundsicherung holt Millionen Kinder aus der Armut, die Kindergrundsicherung befreit Eltern vom Bürokratiedschungel und die Kindergrundsicherung entlastet Länder und Kommunen, insofern können sich weder Kinder noch Eltern noch Kommunen eine weitere Blockade der Kindergrundsicherung leisten. Temel geçim güvencesi yardımları milyonlarca çocuğu yoksulluktan kurtarır. Temel geçim güvencesi yardımları ebeveynleri bürokrasi ormanlarından kurtarır ve temel çocuk refahı yardımları eyaletlerin ve belediyelerin üzerindeki yükü hafifletir. Bu bakımdan ne çocuklar ne ebeveynler ne de belediyeler temel çocuk refahının daha fazla engellenmesini kaldıramaz. Koalisyon hükümetinin 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanmış olan çocuklar için temel geçim güvencesi sosyal politikası projesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Aralarında Sosyal Birlik FAUDK'nın da bulunduğu 20 dernekten oluşan birlik bürokrasinin nihayet aile perspektifinden ele alınması çağrısında bulundu. Büdnis Kinda sözcüsü ve FAUDK Başkanı Bentele Bürokratik çılgınlık çocuk yoksulluğuna karşı mücadeleyi son derece zorlaştırıyor. Düşük gelirli aileler çocuklarını maddi olarak güvence altına almak için dört makamdan geçmek zorunda kalıyor. Bu durum aileler için artık anlaşılır değildir ve bu nedenle birçoğu hangi haklara sahip ol olmadıklarını bilmemektedir. Ailelerin bazen bürokratik yükün altında ezilmemek için genellikle küçük ölçekli destek hizmetlerinden bilerek vazgeçmeleri şaşırtıcı değildir. İttifak olarak sistemin tamamen değiştirilmesi çağrısında bulunuyoruz dedi. Değerli dinleyiciler Ado hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.